rakibi olacak. Ve bu mücadelede Sayın Ersan Turan yorumlarıyla birlikte bizlerle olacak. Kendisi Kickbox Federasyonu temsilcisi ve gözlemcisi olarak burada. Aynı zamanda Profesyonel Şube Başkan Yardımcısı. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum İzgeli. Gece muhteşem, harika. İnşallah bu şekilde devam edecek. Maçlar çok güzel. Organizatör Sayın Bülent Gören'i tebrik ediyoruz şimdiden. Evet, Bilal Abu Ali ringde ve kendisinin rakibi Hamdi Kuzgun ringe çağrıldı. İşte önden bayrağımız, ay yıldızı bayrağımız da geldi ve ardından Hamdi Kuzgun ringe doğru gelecek. 25 yaşında Hamdi Kuzgun, 1.82 boyunda. 7 galibiyeti, 3 mağlubiyeti var kariyerinde. Hamdi Kuzgun'un köşesinde hocası Levent Dereboylu olacak. Ve tanıtımlara gidiyoruz. Kaltekten rakiplerini 8 kez de mağlup ayrıldı ringden. Türkmenistan şampiyonu Bilal Abu Ali. İşte şimdi kırmızı köşede rakibi sporcumuz, 25 yaşında, 1.82 boyunda, 81 kilogram ağırlığında, profesyonelde 10 maç yaptı, 7'sini kazandı, sadece 3 kez mağlup oldu. Hamdi Kuzgun! Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Özcan Zorlu. Özcan Zorlu mücadelemizin hakemi olacak, ekranlarımıza yansıyor. Bilal Abu Ali, Hamdi Kuzgun mücadelesi için artık her şey hazır. İzmir Torbalılı Hamdi ve rakibi Türkmenistan'dan Bilal Abu Ali olacak. Fizik olarak yakın iki sporcu hocam. Ne düşünüyorsunuz mücadele hakkında? Abu Ali biraz daha tabii ki Hamdi'ye göre, Hamdi Kuzgun'a göre biraz daha uzun. Hamdi yakın dövüşmek isteyecektir. Abu Ali de çok fazla içeriden değil, kontrollerle onu puan almak isteyecektir. First round, time, fight! Mücadele başladı. Bilal Abu Ali ve Hamdi Kuzgun. Bir dönen tekme denemesi Bilal Abu Ali'den, ayaklarının üstünde hafif kalmaya çalışıyor Türkmen sporcu. Ancak Hamdi Kuzgun da aynı şekilde cevap verdi kendisine. Oh. Hamdi Kuzgun! Sol kroşe! Daha maçın 15. saniyesinde hakem sayıyor. Harika bir kroşe. 8'e kadar saydı. Devam edecek Bilal Abu Ali ama Hamdi Kuzgun aman vermek istemiyor rakibine. Özcan Zorlu hemen girdi araya. Çok hızlı başladık. Ersan hocam. Evet, Hamdi aparkat ve kroşeleri sert olan bir sporcu. Eğer yakalarsa nakavt edebilir. Saydırmayı başardı rakibini. Daha 15. saniyede sarstı da Bilal Abu Ali'yi. Devamı gelecek mi bakalım. Hamdi Kuzgun bir kez daha bastırdı. Teknikler bu kez o kadar temiz değil ama baskı yarattı en azından. Ayağa kayıyor burada da. Çok fazla bunları yapmaması lazım, yorulmaması için. Bilal Abu Ali şimdi Hamdi Kuzgun köşe sıkıştırdı. Hamdi'den çok güzel bir sol kontra. Üstünlüğü aldı elini. İplere sıkıştırdı rakibini. Sağlı sollu yumruklar iki sporcudan da ve sarılmak durumunda kalıyorlar. İki sporcu da ellerinden geleni ardına koymadı. Sağlı sollu yumruklar, pek de savunma yapmayı düşünmediler aslında o pozisyonda. Evet. Seyircilerin tezahüratları başladı. Hamdi Kuzgun desteği aldı arkasına. Hamdi biraz daha nefesini toplaması lazım bu arada. Toparlanıp tekrar aynı şeyleri yapması gerekiyor. Biraz hızlı girdi. Birazcık da yoruldu tabii ki bu yüzden. Evet. Şimdi bir solda isabetli. Hamdi Kuzgun nakavtı istiyor. Tabii bu Abu Ali'nin bir taktiği de olabilir. Ha, rakibini yorup evet, ondan yani sonraki raundlarda genelde böyle kontra geri çıkarak dövüşen bir skor. Hem vücuda hem çeneye hem kulağa Hamdi Kuzgun isabetleri bulmaya devam ediyor. Hocam bu taktik Hamdi Kuzgun'a karşı işleyecek gibi değil yalnız şu evet, gidişatta. Çok güzel dövüşüyor Hamdi, sert dövüşüyor. Saydırmayı da başardı rakibini, bir ikinci saydırma gelir mi acaba? Bekle bak, çıkacak şimdi.
ama biraz yorulma gözlüyoruz şu an. Hamdi'de. Evet, kondisyon olarak biraz daha iyi bir durumda kaldı Bilal Abu Ali. Hamdi Kuzgun aman diyelim. Yorgunluk açık vermeye sebep olmasın. Köşeye sıkıştı Hamdi Kuzgun. Bilal Abu Ali bastırıyor. Hamdi Kuzgun sarılmak durumunda kaldı burada. Son 30 saniye artık roundta. Biraz daha temkinli olması lazım. Yani knockout etmekten ziyade bu roundu böyle bitirmek daha mantıklı Hamdi için. Çok net kazanacak zaten saydırdığı bir roundu. Evet. Bir front kick isabetli Türkmen sporcudan. Evet, geliyor şimdi, geliyor. Şimdi bir bas. Şimdi bir kroşe, sol kroşe. Hamdi Kuzgun çok da açık vermedi. Son saniyelerinde sürat biraz daha artıyor ama ilk round sona erdi. Hamdi Kuzgun'a giden bir round. Saydırdı bir round zaten Ersan Turan. Evet, şu an bir round Hamdi'nin gözüküyor. Tabii Abu Ali bu tarz dövüşen bir sporcu. Çok sert dövüşemiyor ama kondisyonu izlediğim kadarıyla daha önceki maçları 3 round dövüşüyor. Hamdi'nin biraz daha kondisyonunu idareli kullanması lazım. Ama tabii ki yapacağını da yapması gerekiyor o şekilde. Çok iyi başladı Hamdi Kuzgun ama daha 2 round var geriye ve evet, maçta hiçbir şey bitmiş değil. Evet. Hakemin saydığı pozisyon tekrar ekranlarımıza yansıyor bu arada. Muhteşem bir sol kroşe Hamdi Kuzgun'dan. Orada zaten ayakta kalma şansı yokmuş Bilal Abu Ali'nin. Evet, tam çeneyi isabet etti. Bu da roundun geri kalanından görüntüler. Dışık bir aparkat isabeti gelmiş yavaş çekimde. Daha net görme fırsatımız oldu. Kapanmaktan başka bir şey yapamamış hocam. Yapamam. Yani şu anda Hamdi biraz daha stil değiştirip low kickleri kullanıp daha sonra boksa dönebilir. Çünkü rakibi gördü, biliyor bunun Hamdi'nin aparkatlı kroşelerinin iyi olduğunu. Ona göre biraz daha strateji geliştirmesi gerekiyor. Evet, ikinci round az sonra start alacak. Bilal Abu Ali ve Hamdi Kuzgun. Yerlerini aldılar. Ve mücadelede ikinci round başlıyor. Hamdi tezahüratları bir kez daha İsmail Aytemiz spor salonunda. Şimdi burada Hamdi'nin ne yapması lazım? Hamdi biraz daha şu anda böyle rolantede ama low kicklerle dövüşmesi lazım. Mutlaka bu profesyonel kickbox, evet, bunları yapması gerekiyor. Ve araya da boks kullanması gerekiyor. Aman. İki açık darbe aldı Hamdi. Bir meydan okuma var rakibine burada. Evet, rakibinin boyu biraz daha uzun tabii ki. Rakibin özellikle bacak boyunun uzun olduğunu görüyoruz hocam. Evet. Bu tabii ki tekmelerini kullanmak konusunda Bilal Abu Ali'nin avantajlı olduğunu gösteriyor bize. Hamdi Kuzgun bir kez daha saldırdı. Sarılma çabasında Bilal Abu Ali kurtuldu oradan. Sol kroşe çok isabetli yine tam çeneye. Hamdi Kuzgun. Saldırdığı zaman, isabeti bulduğu zaman evet, rakibini tamam, sarsmayı başarıyor düzenli olarak Hamdi Kuzgun. Bu noktada açık vermemesi lazım. Önemli olan bu, bahsettiğiniz gibi tekmelerini kullanmadı. Yani biraz daha kullanmalı. Aman bence. Dikkat, aman dikkat. Yüksek tekme isabeti aldı Hamdi Kuzgun. Aslında Hamdi tekmelerini de kullanan bir sporcu. Biraz low kick dövüşmesi lazım, vurması lazım. Tekme vurması tekmesi lazım. Tekmesi az önce ekranlarımıza yansıdı kendisinin isabetli olmasa da. Dış low kick, dış low kick. Hamdi Kuzgun'un tekmelerinin de yumruklarının da rakibine göre daha hızlı olduğunu da söyleyebiliriz hocam. Yani evet. Birazcık evet, daha yorulmuş olsa da maçın bu bölümünde. Ama şu anda tabii ki Hamdi bir hayli yoruldu. Hamdi'nin yapması gerekeni şu an Abu Ali yapıyor. Hamdi Kuzgun çok yoruldu. Daha ikinci raundun ortasındayız. Çok hızlı giriş yaptı Hamdi. Aman. Oh. Low kick. Low kick. Sol bacağına, evet. Şimdi hakem sayacak ama Hamdi Kuzgun sakatlanmış olabilir burada. Yani maalesef low kick'i atlıyoruz Türk evet, sporcu olarak. Yani bloklayamadı ve evet, mücadele bitiyor maalesef. Mücadele bitiyor maalesef. Bilal Abu Ali kazanıyor. Hocam, yani sakatlıkla biten bir maç hiçbir zaman isteğimiz değil hele ki Hamdi Kuzgun sporcumuz. Evet, yani ama Abu Ali tamamen taktik üzerine dövüştü bence. Çok sert girdi Hamdi Kuzgun fakat yoruldu. Biraz daha böyle rolantide girebilirdi. Az sonra ekranlarımıza da yansıyacaktır zaten. Sakatlık pozisyonu evet ekranlarımıza yansıyor. Sağ ol. Şimdi burada bir kez daha izleyelim. Direk almış darbeyi. Yani blok da yapmadı.
tekmede kullanma pek niyeti yoktu Hamdi'nin. Sonuç bu olunca kaçınılmaz oluyor. Çünkü boks yapmıyoruz, kickboks yapıyoruz. Tekme, diz, hepsini kullanmamız gerekiyor. Yani tabii ki keşke bu maç böyle sona ermeseydi. Evet. Kim kazanırsa kazansın, bir sakatlık olması. Evet. Tabii ki istemediğim şeylerden bir tanesi. İstemediğim şeylerin başında geliyor hatta. Tabii ki gönlümüz Hamdi'den yanaydı ama maalesef. Evet, tabii ki bu bir teknik knockout anlamına geliyor. Tabii ki. Sakatlık evet, sonrası, low kick sonrası gelen bir nizami bir darbe sonrası bir sakatlık olduğu için. Tabii yani kurallar içerisinde bir darbe. Abu Ali de fena dövüşmedi. Ancak bu şekilde dövüşülebilir bir Hamdi ile. O da olması gerekeni yaptı. Mücadeleye devam edemedi. Şimdi resmi olarak sonucu açıklamanın zamanı. İkinci round'un 2 dakika 8. saniyesinde rakibini knockout'la mağlup eden winning by knockout in the second round in the 2 minute 8 seconds. Blue corner, mavi köşe, Bilal Abu Ali. Evet, Bilal Abu Ali kazanmayı başarıyor. Rakibini centilmence tebrik ediyor Bilal Abu Ali. Sporumuzda bunlar var. Bazen talihsiz sakatlıklar yaşanabiliyor. Sayın hoşgörülü Mustafa Özben de ringde lafı ağzımızdan aldı. Çok dostane görüntüler tabii ki. Spor kardeşliktir. Hocam özellikle dövüş sporlarında, mücadele sporlarında bunu her zaman görüyoruz. İki evet. Sporcu karşı karşıya geldikleri zaman vücutlarını ortaya koyuyorlar, kendilerini tamamen ortaya koyuyorlar, birebir ringdeler ve maç bittikten sonra, son gong çaldıktan sonra her zaman sporcular sarılır, her zaman böyle görüntüler karşımızda olur. Evet, bu uzak doğu sporlarında bu şekildedir. Diğer sporlarında böyle olmasını istiyoruz. Muhteşem gece devam ediyor. Kartal Fight Arena, Dünya Şampiyonlar Kickbox gecesinde. Şimdi sıradaki maçla devam ediyoruz. 68 kilogramda 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele olacak ve önce mavi köşede Yunan sporcu Usman Muhammed. Kartal Fight Arena'da 68 kilogram mücadelesi sırada. İlk olarak mavi köşe ringe doğru geliyor olacak. Usman Muhammed, Yunan sporcu, Mini Buakav lakaplı, 22 yaşında, oldukça genç. Bakalım bugün neler yapacak. Kazım Cerman yorumlarıyla birlikte bizlerle olacak bu mücadelede. Kendisini hem dövüş sporları dünyasından hem de televizyon ekranlarından çok yakından tanıyorsunuz. O da bizlerle olacak. Azerbaycanlı sporcu Tevfik Abdulvahid. Ve Usman Muhammed'in rakibi Tofik Abdullayev, o da ringe doğru geliyor. Azeri sporcu ki Azerbaycan'dan da izlemeye gelen seyirciler var burada. İşte ekranlarımıza da yansıyorlar. Azerbaycan'dan buraya Tofik Abdullayev'i desteklemeye geldiler. Evet, hocam nasıl bir maç bekliyoruz burada? Usman Muhammed Mini Buakav lakaplı. O lakabın hakkını verebilecek mi sizce? Evet, şunu söyleyeyim. Başta canlı yayın seyircilerine hoş geldin diyorum. Şöyle bir yorum yapabilirim çünkü şöyle bu Kafkas Arenası'nda bu gece gerçekten mükemmel maçlar var. 8 tane dünya şampiyonası mücadelesi var. Bakalım ringe geçsin çünkü bu sporcuyu pek takip etmiyorum bizim Avrupa ve dünya şeylerinden. Bakalım bir ilk 12-13 saniye bir karşılaşsınlar. Ondan sonra yorumunu yaparız. Tabii ki. Evet, iki sporcu da ringe gelmiş durumda. Tanıtımlar için söz Mustafa Özben'de. Yunan sporcu 22 yaşında, 1.75 boyunda, 68 kilogram ağırlığında, profesyonelde 29 maç yaptı, 22'sini kazandı. Tam 9 kez nakavt etti rakiplerini, 7 kez de mağlup oldu. 3 kez Yunanistan şampiyonu, 2 kez WKN Avrupa şampiyonluğu sahibi Usman Muhammed. Ve rakibi kırmızı köşede Azerbaycanlı sporcu 28 yaşında, 1.65 boyunda, 68 kilogram ağırlığında, profesyonelde 16 maç yaptı. 12'sini kazandı, 3 kez nakavt attı rakiplerini, 4 kez mağlup oldu. Tevfik
Abdülvahid. Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Sibel Pirioğlu. Mücadeleye start veriyoruz. Gong çaldı ve bir push kickle hemen başladı zaten Osman Muhammed. Tekmelerin biraz daha ön planda olacağı bir mücadele gibi gözüküyor şu ana kadar. İki sporcu da evet. Gerek alçak gerek yüksek tekmeleri kullanmayı seven isimler. Zaten görebildiğiniz gibi geniş stanslarda yani duruyorlar. Biraz daha uzak duruyorlar. Gerçekten distanslı mesafeyi koruyor ama sağlam yere basıyor. Yaptığı lock'lukla gerçekten sağlam lock kick. Tabii boy avantajı burada Osman Muhammed'de. Daha uzakta durmak, aynen, mesafeyi ayarlamak onun aynen için çok daha büyük bir avantaj. Çünkü Tevfik Abdullayev'in içeri doğru girmesi gerekecek. Aynen aynen. Tevfik kendinden emin değil yani ama Osman gerçekten yani ringin hakimi diyebilirim. Evet, oldukça iyi başladı ilk round Osman Muhammed. Tevfik Abdullayev biraz daha yol yorgunu, bunu da söyleyelim. Tabii ki o da var bu sabah yani geldiler. Bunu değerlendirme çabasında Osman Muhammed ilk rounda güçlü girerek şimdi. Ama Osman gerçekten kontrolsüz atıyor. Kontrolü atsa o attığı yumrukları yani gerçekten Tevfik yakalasa yani şimdi hocam saymaya gider yani. Boy farkı sayesinde yaklaşmak zorunda değil Osman Muhammed ve birçok low kick aynen uzakta kalıyor. Bir Tevfik Abdullayev'in tarafından evet atılan. Evet. Aynen. Yumruklar gardta kaldı. Ama şimdi bir diz darbesi denemesi isabetli değil. Köşede Abdullayev'in yüksek tekmesi gardta kaldı. İzleyici bir de Osman şunu kontrolsüz şey yapıyor. Ringe hakim ama kontrolsüz atıyor yumruklarını. Bir an iplere sıkıştı orada, aynen, hemen araya girdi Sibel Pirioğlu hakemimiz. Evet, şimdi Osman Muhammed gibi, evet, rakibini evet, sarsmaya evet başladı. Osman Muhammed evet iplerde ayağa kaydı. İşte bu da kontrolsüz olduğu için rakibi nerede olsun? Rakibi takip etmesi lazım. Tam olarak söylediğiniz gibi kontrolsüz geldi biraz. Aynen. Ayağı kaydı. Ayağı kaymasa aynen nakata doğru gidebilirdi. Aynen. Bu kombinasyonla birlikte Osman Muhammed. Ama Osman güzel kapanıyor. Tevfik biraz açık. Yani kapanması lazım saldırdığı zaman. Ama Osman gerçekten güzel kapanıyor. Bir tek şu hatası var yani, koç köşede uyarması lazım ve bağırıp çağırması lazım.